Arkadaşlar merhaba. Opel Astra H kasa araçlarda ön teker ile arka teker için ideal olması gereken lastik basıncının kaç olması gerektiği ile lastik basıncının az olması ya da fazla olması durumunda yaşayacağınız olumsuz durumları bu videoda size anlatmak istiyorum. Şimdi arkadaşlar araç üreticisi Opel lastiklerdeki ideal hava basıncını hemen bu depo kapağı üzerinde yer alan etikette kullanıcıyı bilgilendirmek için bir tablo yapmıştır. Şimdi bu tabloyu dikkatli gene incelediğimiz zaman burada arkadaşlar 3 farklı jant tipi ve lastik boyutundan bahsediyoruz. 195, 65, 15, 205, 55, 16 ve 3. Lastik boyutumuz ise 215, 45, 17. Öncelikle biz arkadaşlar lastik boyutumuza bir bakalım. Bizim lastik boyutumuz 205, 55, 16. Dolayısıyla bizim lastik boyutumuz şu olduğu için arkadaşlar bizi ilgilendiren satır burası. Dikkat ederseniz 205 lastik boyutu ile 195 lastik boyutunun değerleri aynı. Yani ön teker ve arka teker için aynı hava basıncını basıyoruz. Şahit lastik basıncımız 215, 45, 17. Daha ziyade bu Cosmo paket ve spor paketlerde oluyor arkadaşlar. Lastik ebatımız büyüdüğü zaman hava birimi de hava basıncının da arttığını görmekteyiz. Şimdi bizim lastiğimiz 205, 55, 16 olduğu için ben bu satırı size anlatıyorum. Şimdi etiketi dikkatli gene incelerseniz arkadaşlar burada iki farklı durumdan bahsediliyor. Aracımız normal kullanımda, burada da yük altında. Yani aracımız burada 5 kişi dolu, bagajlar dolu bir şekilde. Diğerinde ise günlük kullanımda 2 ya da 3 kişi kullanımı hafif bagajın dolu olduğu durumda aracın lastik basıncının kaç olması gerektiği anlatılıyor. Yani günlük kullanımda, yani birinci durum için anlatıyorum arkadaşlar. Kilopaskal, bar. Bunlar arkadaşlar aynı değerlerdir. Yani lastik havasını vuracağınız zaman, benzinliğe gittiğiniz zaman ister kilopaskal cinsinden ister bar cinsinden lastiğinizi şişirebilirsiniz. Ön teker ve arka teker için 220 kilopaskal. Bar cinsinden karşılığı ise arkadaşlar 2.2 bardır ön ve arka teker için. Yani 4 teker eşit olacaktır. Yine benzinlikte arkadaşlar bu PSI olarak da geçebilir. Yani 2.2 bar 32 PSI'ye gelir. Bu en çok bu kullanılıyor. Yani ön teker ve arka tekeri normal kullanımda 32 basıyoruz arkadaşlar. 32 PSI'yi basıyoruz. Bar olarak 2.2, kilopaskal olarak da 220 basıyoruz. Yük durumunda ise ön tekere 230 kilopaskal, arka tekere 280 kilopaskal. Bar olarak karşılığı ise ön tekere 2.3 bar, arka tekere 2.8 bar. Benzinliklerde kimisinde bar yok, PSI var. PSI olarak bunun karşılığı arkadaşlar 2.3'ün PSI olarak karşılığı 33'tür. Yani ön tekere 33 PSI basarsın. Arka tekere ise 2.8'in PSI olarak karşılığı ise 40 PSI'dir arkadaşlar. Yani bütün 4 tekerimizi buradaki etiket doğrultusunda hava basınçlarını dengelememiz çok önemlidir. Aracımıza olması gereken değerden daha az lastik basıncı basarsak ne olur? Yani lastiğimiz olması gereken değerden daha azsa, yani havası inikse lastiğimizin, arkadaşlar lastiğimiz bu dış yanaklardan, iki dış yanaktan lastiğimiz eskiyecektir. Yine virajlarda aracın savrulmasına sebep olur. Diğer bir sonuç ise aracınız arkadaşlar fren mesafesi ciddi oranda uzar. Bir de aracımıza gereğinden fazla hava basarsak ne olur? Bu sefer aracımızın tekeri tam ortadan aşınır arkadaşlar. Lastiğimiz yere tam tutunmaz. Fren mesafemiz de çok ciddi uzayacaktır. Dolayısıyla kendi güvenliğiniz için fabrikada sayısız denemeler yapılmıştır. Ve bu denemeler sonucunda en ideal hava değer, lastik basınç değerleri buradaki etikette belirlenen değerlerdir. Bu değerlerden şaşmamanızı tavsiye ederim. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Anlamadığınız konuları yorum bölümüne yazarak bize iletebilirsiniz. İyi günler.